Benim hülyalarım, benim rüyalarım dünyadan daha büyük. İnsan hayal etmeden yaşayamaz ama benim dediğim gibi hayallerim dünyadan daha büyük. Biliyorsunuz ki Netflix'te Fatih Terim belgeseli çıktı. Zaten bayağı reklamı yapılmıştı ve çok büyük bir olay. Ben de bunun üzerine FIFA 22'de Fatih Terim'le Gezer Rebuild yapacağım. Fatih hocamı FIFA 22'ye ekledik. Gerçekten çok karizma ya. Hani bir tane video var ya. Babam bu benim, babam. Ali abi. Babam bu benim. Dostlar bu arada bir hastalık hali geldi, bilmiyorum hani hasta değilim, iyi hissediyorum ama herhalde alerji tuttu. Tam da bugüne denk geliyor ya. Özür dilerim Fatih hocam. Bu arada bu yüzüğün yapımında emeği geçen İsmail abiye ve Serhat abiye ben buradan çok teşekkür ediyorum. Linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Gerçekten harika bir yüz yapmışlar. Bu arada like sayılarımız son zamanlarda birazcık düşmüş abi. Eskiden daha fazla like geliyordu. Aman arkadaşlar unutmayalım. Like'lar ve yorumlar kanalımız için çok önemli. Bu yüzden bugün sizden en az 10.000 like bekliyorum. Fazlasını da yaparsanız gücümüzü göstermiş oluruz. Seviyorum sizleri. Gezer Rebuild nedir? Bilmeyenler için hemen açıklayacağım. Gördüğünüz üzere Ankara gücünden başlıyoruz. Oyun içinde Fatih Hoca'nın çalıştırdığı takımlara tek tek gideceğiz. İlk sezon Ankara gücüyle başlıyoruz. Oyunda yeni sezon yaması olduğu için Göztepe maalesef yok. Bu yüzden Göztepe'nin başına geçemeyeceğiz. Her takımda bir sezon kalacağız. Ankara gücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve tekrardan Galatasaray'a gidip videomuzu bitireceğiz. Dostlar. Umarım bu videoda Fatih hocamın o en büyük hayallerini gerçekleştirebiliriz. Ne diyor? Benim rüyalarım dünyadan daha büyük diyor. Ya şimdi Ankara gücünün mevcut kadrosunu görüyorsunuz. Galatasaray'dan gelen isimler de var. Fatih hocam burada bir şeyler yapabilir. Geçen sene Fatih Terim Ankara gücüne gidecek diye söylentiler de çıkmıştı bu arada. Tabi sonradan olmamıştı. Onu da belirtmiş olalım. 25 yaşında Chadzi Giovanni. Senin yerine ben Emre Kılınç'ı oylatacağım. Eren Derdi yok da buradaymış. Valla Fatih hocanın tanıdığı isimler burada ya. Tabi kadro reyting bakımından biraz kötü. Bir de bu takım böyle oynamaz abi. Onu da söyleyeyim. Beklerimiz iyi. Biz şey yapalım. Dörtlü defans oynayalım. Fatih hocam 4-4-2 sever biliyor musun? Fatih hocam sever 4-4-2. Böyle oynayalım. Hah şurada santrforumuz da var. Tamam. Hocama bir tane sol kanat alalım. Bu işi çözelim. Ne diyorsunuz? Kale de fena değil. Belki kaleci de alırız fırsat transferi olursa. Nereye alıyoruz abi? 4 milyon euromuz var. Abi Fatih Terim İtalya'daki bağlantılarını kullanarak Consigli'yi almak istiyor. Yaşlı bir kaleci. Burada tek sezonluk başarı için alabileceğimiz en iyi oyunculardan biri ve Fatih Hoca ekranlarda. Hocam şöyle bir kalktı. Evet gel bakalım gel. Seninle bir konuşalım. Fatih hocama bak ya. Karşı tarafın teknik direktörünü aldı karşısına. Bak şimdi nasıl pazarlık yapacağız. 2 milyon euro dedi Fatih Terim. Berizze'yi istiyorlar. 1.300 diyorlar. Berizze'yi de veremeyiz yani. Başka sol kanat yok şu an. 1.900 veriyoruz. Daha düşük teklif ediyoruz. 3 milyon istediler. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Fatih Terim buna sinirlenir. 3 milyon diyorlar ya. 2.500'e anlaşalım ver 50. Abi illa 2.600 diyor. Tamam. Fatih Terim kabul etti. Dostlar finansal açıdan çok büyük bir gücümüz yok. Bu yüzden başka transfer yapmayacağız ama birazcık gelişim planı vermek istiyorum. Fatih hocam oyuncuları geliştirsin. Reis sen sol bek çalış. Tamam mı? Başka ne var? Defans forda sağ. Pepe'yi de oynatmıyoruz ha. Oynatmamız lazım aslında. Dur şimdi ona bakacağım. Berizze kardeş sen sağ kanat çalış. Emre Kılınç sen de sol orta sağ çalış. Şu defans forda sağı oynatmamız lazım ya. Pepe midir nedir? 25 yaşında abi bu adam. Stoperle nasıl oynuyor? -3 yiyor. Yine bile iyi de. Hocam şuna ne diyorsun peki? Berizze oynamasın. Ha bu sefer Berizze OF mi oynuyor? Taylan burada. Emre Kılınç oynamayacak. Pepe oynayacak. Ha. Ya mecbur Pepe yedek kalacak o zaman ya. Pedrinho'nun yedeği olur. Tamam. Bence iyi bir takımımız var. Gayet iyiyiz. Berizze'nin de gelişeceğine inanıyorum. O yüzden onu oynatacağım. Ankara gücü zaten Avrupa Ligi'nde falan oynamıyor. Bu yüzden Fatih hocamla beraber direkt olarak sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonundayız. Ankara gücü 7. olmuş. Gayet iyi. Sonuçta daha yeni çıkmıştık Süper Lig'e. Öyle düşünün. Bu takımın 7. olması bence başarıdır abi. Başarıdır. Fener de 5. olmuş. Galatasaray şampiyon. Adana 3. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray kazanmış. Gol krallığında bizim takımdan Jesse 13. Toplamda 12 gol atmış. Asist krallığında abicim 11. olmuş Jesse 6 gol. Gol yenmeyen maçta da kalecimiz Consigli. Bak onun sayesinde belki de 7. olduk. Fatih hocamın transferi takıma çok büyük etki etti. Bu arada sol kanatta Chadzi Giovanni bilmem ne bir adamımız vardı ya. O normalde sağ kanattı. Ben onu sol kanat yaptım ve tekrardan sağ kanat olarak çalıştırdım siz yokken. Bayağı gelişti. Yalnız Emre Kılıç ve Taylan Antalyalı dönmüş kulüplerine. Onların etkisini göremeyeceğiz. Herhalde kontratları bitti. Haziran
sezon başında dönmüşlerdir abi. Jesse 12 gol 6 asist, Maçeda 8 gol 2 asist, Berizze 7 gol 5 asist. Abi bu adam 5 gol 4 asist. Daha iyi olabilir misin be? Fatih Hoca olarak seninle özel ilgilendik yani. Allah Allah. Neyse, Ankara Gücü'nde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bence başarılıydık. Piyasa değerlerini de bir göstermiş olalım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan Fatih Terim çok sevdiği Galatasaray'la gidiyor. Çok seviyorum. Hakikaten bayılıyorum yani. Beni etkiliyor açıkçası. Ya bu arada videoyu atmamız lazım. Bakayım İlkay ne yapmış ya, bir arayalım. Umarım başlamıştır video montajına. Ha, çalıyor. Alo. Alo İlkay. Koçum ne yapıyorsun? Ne yapayım abi, videoyu yetiştirmeye çalışıyorum ya. Sen başladın mı, ne yaptın? Başladım da abi, 1 GB'lik videoyu 1 saat diyor. Nasıl oğlum ya? Şey yap, git modemi aç kapat falan, o kadar yavaş internet mi olur oğlum? Abi ben de anlamadım, ne yapacağımı şaşırdım ya. Tamam ya, sen bir git modemi aç kapat, bir şeyler yap ya da telefonundan yap ya. Tamam abi. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere düşük internet hızları hepimizin hayatını etkileyebiliyor. Beni mesela böyle etkiliyor. Kimisini maç izlerken, işte film izlerken, ne bileyim oyun oynarken etkileyebiliyor. Aslında sınırsızca, özgürce internete ulaşmamız gerekirken böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Tabii ki bunun bir çözümü var. Daha önce size bahsetmiştim TürkNet'ten. Ben TürkNet'e geçtim ve rahatladım demiştim. Keşke herkesin interneti iyi olsa da mesela oyun oynarken karşı tarafla aramızda bağlantı sorunu olmasa abi. Siz de Türkiye'de ilk ve tek olarak 139 TL'ye satılan dünya standartlarında 1000 megabit eşit indirme ve yükleme hızına sahip olan TürkNet Gigafiber'e geçebilirsiniz. Okullar da açıldı. Öğrenciler için de aynı zamanda hani 139 TL'ye böyle bir internet bence çok kıymetli. 1000 yükleme 1000 indirme ne demek abi? Uçak hızında internet oluyor yani. Ben artık düşük internet hızını onaylamıyorum kardeşim. Editörümün de altyapısını sorgulatacağım ve internetini değiştirteceğim. Siz de hemen açıklama kısmına bıraktığım linkten altyapınızı sorgulayın ve TürkNet ile özgürlüğe geçiş yapın. Ve Fatih Terim tekrardan Galatasaray'da. Hayırlı uğurlu olsun. İmparator geri döndü. Haydi bakalım. Bir sezon burada kalacağız arkadaşlar. Ardından yine videomuzun son sezonunda Galatasaray'a döneceğiz. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Fatih Terim gitti. Avrupa'da da hani kariyer yaptı. Ve en sonunda hep Galatasaray'a gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar. Mertens 82 rating. Sacha Boey'imiz var sağ bekte. Dubois zaten 77. Muslera hafiften düşüşe geçmiş. Yusuf Demir de var abi. Yusuf Demir çok önemli. Ben şimdi santrafora Mertens'i koysam geriye mi çeksem acaba? Dur bakayım. Ona bakarız abi. Transfer bütçemiz ne kadar? 16 milyon. İyi, fena değil. Önce satacağımız oyunculara karar verelim. Ya. Birazcık oyuncu satıp takımı yenilemek istiyorum aslında. Oliveira kalsın. Oliveira'nın hatta sözleşmesini yenile. Dubois iyi oyuncu ama Sacha Boey'i oynatabiliriz orada. Onu satacağım. Oradan bir gelir elde edelim. Hem 28 yaşına gelmiş. Morutsan'ı satacağım. Sağ kanatta Yusuf Demir oynasın istiyorum. Luyendama'yı satacağım. Şu adamı almış Galatasaray. Bunu da satalım. Leybol. Oğulcan, Taylan. Bunları da satacağım. Tamam. Bu oyuncuları da şey yaptık. Batay'ı da satalım. Emre Kılıncı'yı da satalım. Erkan da gitsin. Ömer Bayram da gitsin abi. Tamam. Bu oyuncuların hepsini satacağım. Elimizde kalan parayla da güzel takviyeler yapacağız. Luyendama için 5 milyon euroluk bir teklif var. Kabul edelim. Oh, Taylan'ı da alıyorlar. Gayet güzel. Oğlum Dubois'a 9 veriyorlar lan. Sana bir şey diyeyim mi? Fena bütçemiz olacak. Fena. Muslera'nın ayrılmasına kızacak olanlar olabilir ama Muslera Fatih Hoca'dan izin istedi ve takımdan ayrıldı. Biz de onun yerine başka bir kaleci getireceğiz. Daha genç biri gelecek. Onun dışında bütün yaptığımız işte satışlar ekranlarda. Görüyorsunuz zaten. Miço'yu da sattık. Çünkü 30 yaşına gelmişti. Ben geleceği düşünüyorum. Yani Fatih Terim'le beraber 2 sezon sonra tekrar Galatasaray'a döndüğümüzde daha başarılı olmak için değişik bir transfer politikası izliyoruz. Şimdi kaleye Alban Lafont'u düşünüyorum. Çünkü sözleşmesi bitiyor. Fransız oyuncuyu alabiliriz bence. Fatih Terim'in bakışları gördünüz. Gözüne kestirdi Lafont'u Fatih Terim. Şu anda takımın teknik direktörüyle şimdi yan yana geldiler. Ya hocam çok karizma durmuyor bu ya. Hocama baksana, oyunda bile adam bir karizma. 27 milyon euro önereceğim. 30 diyorlar. Oğlum sözleşmesi bitiyor. Bak Fatih Hoca'yı sinirlendirmeyin ha. Fatih Hocam sinirlenirse çok kötü olur. 28 diyeceğim ve kabul ettiler. Şöyle bir birebir görüşmesini yapalım. Fatih Terim kalktı ya, geçin diyor. Lafont'u almak istiyor Fatih Terim. Lafont da çok heyecanlı. Karşısında imparator var. Şöyle 30...
Dur 50 maaş verelim ya. Elimize mi yapışacak? Verelim gelsin. İşte bu. Bir de stoper almak istiyorum. Buna da paramız yeterse var ya. Efsane olacak. Kaç para kaldı? 39. Her türlü yeter bu arada ya. Direkt 30 milyon euro önereceğim. Tamamdır. Fatih hocam aldı bunu da. Yalnız var ya takım çok güçlendi ya. Şu takıma bak. Kaleye de Lafont'u koyduk. Çok iyi takviyeler yaptığımızı düşünüyorum. Yusuf Demir'le Kerem Aktürkoğlu'na da ters kanat çalıştırıyoruz. Onu da söyleyeyim. Kerem'i de sol kanat yapacağız. Transfer dönemi bittikten sonra herhalde tamamlanır. Aa tamamlanmış. Hop sol kanat oldu. 78 reytinglik bir sol kanat. Güzel. Fatih hocasıyla daha da gelişecek Kerem. Zaten Kerem'i Fatih Hoca bulmuştu biliyorsunuz. Şimdi dostlar elimizde belli bir para kaldı. Bence Ocak ayına doğru gidelim. Zaten Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Sasha Boya'ya da sol bek mevkisi vereceğim. Bekle. O da çalışsın abi. Dediğim gibi Ocak ayına gidelim. Gitmeden önce hatta grubumuza da bakacağım. Bayern, Lyon, Rangers. Abi zor grup. Ama neden olmasın? Fatih Hocam bizi bu gruplardan çıkaracak mı? Hep beraber göreceğiz. Ocak ayına simüle ediyoruz. Çok merak ediyorum ne yaptığımızı ya. Allah aşkına bir dakika. Ligde iyi değiliz bu arada. Trabzon 11. biz ikinciyiz. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? Gruplardan çıkıyoruz. Hem de birinci. Oğlum şaka mısın? Abi Fatih Terim'e bak be, helal olsun. Hocam anlatsana şu takımı nasıl birinci çıkardın hocam? Ya Kerem Aktürkoğlu gitmiş abi, Allah kahretmesin ya. Ben buna izin vermem abi, böyle bir şey yok. Onu geri alacağız yani, böyle bir şey yok abi. Serbest kalma bedeli carçurt, beni sinirlendirmeyin. Kerem Aktürkoğlu yarım sezonluk bir Portekiz macerasından sonra geri dönecek Galatasaray'a. Labucu mu yok bu işin? 30 milyon euro öneriyorum Kerem için. 52 diyorlar. Benfica bak beni sinirlendirmeyin ha. Kavga çıkar sonunda bak. Allah kahretsin alacağım tamam. Bir de önceden anlaşma sağlamış Benfica'yla ya. Allah Allah Kerem'e bak. Fatih Terim şu anda Kerem Aktürkoğlu'na çok sinirli. Şu anda aşırı sinirliyiz. Gelsin takıma. Şey yapmayacağız, oynatacağız yani. Tamam abi belki de Şampiyonlar Ligi'nde çok ilerleyeceğiz. Kerem'e ihtiyacımız vardı. Bu yüzden bu kadar fazla para harcadım. Zaten başkasını da almayacaktık. Kimi alacaktık abi? O paranın çoğu Kerem'den gelmişti. Gel bakayım şu Şampiyonlar Ligi maçlarını simüle edelim ya. Vay Fatih Hoca'ya bak. Geldi basın toplantısına. Ya şu oyuncu yüzlerini eklemeye bayılıyorum. Ya oyuna yüz eklemeye bayılıyorum. Evet şimdi Fatih Terim basın toplantısını veriyor. Vay 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 vay. Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım. Villarreal'e karşı oynuyoruz. Yenebiliriz bunları. Kalecimiz de iyi. Haydi Galatasaray. 3-1 yenildik. 3-1. Oliver attı bizden. Adamlar Moreno falan filan. Bu arada ligde birinci olmuşuz ama yani şu Şampiyonlar Ligi'nde de ilerlesek keşke be. Hayatımda video çekerken bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Burnum o kadar kötü ki. Neyse. Neyse sorun değil. Haydi Fatih Terim ve öğrencileri diyoruz. 3-2 yenildik bu sefer. Olsun. Olsun. Mustafa Muhammed ve Kerem Aktürkoğlu attı. Yapacak bir şey yok. Biz Galatasaray'a bir daha geldiğimizde yine şansımızı deneyeceğiz Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi sezon sonuna gidelim. Geldik sezon sonuna. Tabii ki elendiğimiz için üzgünüz. Abi şampiyon da olamıyoruz ya. Birinciydik simülasyona başladığımızda. Ocak ayında falan birinciydik. Ocak'ta mı Şubat'ta mı neyse işte. Yapma ya. Neyse Ziraat Türkiye Kupası'nı almışız. Buradan buruk bir şekilde ayrılacağız. Bir sonraki durağımız Fiorentina olacak bu arada. Fatih Terim orada gerçekten çok büyük bir teknik direktörlük performansı sergilemişti. Ve İtalyanlar ona orada hayran olmuştu abi. Zaten o performansı sayesinde Milan'a gitmişti sonrasında. Şöyle baktığımız zaman Villarreal'e elendik. Villarreal sonra Chelsea'ye elenmiş. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool kazanmış. Eyvallah. Önümüzdeki sezon gideceğimiz Fiorentina'nın durumu nedir? Onu da bir merak etmiyor değilim aslında. Hemen bir bakalım. Fiorentina 8. bitirmiş ligi. Biz de seneye ilk 5'e girmeye çalışırız diye düşünüyorum. Umarım da gireriz. Gol krallığında Süper Lig'de Oliveira'mız 5. olmuş. Asist krallığında Oliveira'mız var yine. Bu adam simülasyon canavarı. Gol yenmeyen başladı. Altay birinci. Uğurcan Çakır ikinci. Oo bir dakika Uğurcan ikinci değil. Yani Lafont, Uğurcan, Ersin ve Levistic hepsi beraber ikinci olmuş. Takımımızı görüyorsunuz. Lafont'un daha fazla gelişmesini bekliyordum. Olmadı. Mustafa Muhammed 20 gol 6 asist. Oliveira 18'e 14. Kerem Aktürkoğlu 15'e 7. Mertens 10'a 7. Falahalol 8'e 1. Mata 3'e 2. Yusuf Demir 2 gol 3 asist. Ama 6 rating gelişmiş, helal olsun. Takımımız bu şekilde bütün herkesi göstermiş olduk. Şöyle piyasa değerlerini de gösterelim de ayrılmadan önce. Görüyorsun abi millet uçmuş. Hadi bakalım 3. sezonumuza Fiorentina'ya geçelim. Fiorentina fena takım değil ha. Yani ratinglere baktığında
İleri hat iyi, defans fena değil, orta saha fena değil, kale kötü. Biz bu takımı iyi adam ederiz, ben sana söyleyeyim. 39 milyon euromuz var. Vallahi satacağımız birkaç oyuncuyu belirleyip hemen harekatımıza başlayalım. Orta sahada 76'lık adamları falan satacağım abi. 76-77. Bunu da sat abi. Sapalora falan işimize yaramaz. Otamendi de gitsin. 36 yaşında ne demek abi. Bonaventura da gitsin. Berke Özer varmış kaleci yedeği, tamam. Gayet iyi. Asıl kalecimizi satarız. Hem burada bir Türk olması da iyi oldu. Şu Ferrari'li kalsın bu arada, yanlışlıkla ekledik onu. Duncan sen de yaşlıymışsın be. Yaşlı adamlar da var takımda. Torreira Fiorentina'da oynuyordu değil mi? Öyleydi sanki, evet. Galatasaray'a gelmeden önce oradaydı. Bonservis Arsenal'deydi ama. Dur bir dakika bakacağım be ya. Tabii Fiorentina'da oynamış. Geçen sezonu Fiorentina'da geçirmiş. Evet, Fatih Terim'in ilk transferi Schlotterbeck'i almak olacak. 30 kaç verelim? 37 milyon euro falan teklif edeceğim. 62 diyor. Oha yani Simpre da favorde. Edgiallo Fatto bilmem ne yani. Hayırdır yani, ne oluyor? 42 diyeceğim. Hocam ne yaptınız ya? Saçmalamayın ya. 45 diyelim. Inter. Karşında Fatih Terim var. Biraz adam ol. 52. 52 bile fazla ya. Almam abi, almam. Almam, hayır almayacağım. Çağlar'ı alırım. Çağlar da Fener'e gitmiş. Fener'den alacağız Çağlar'ı. Satın alma teklifi gör. Gerçi Çağlar'a da 30 vereceği bize. Ona 52 versek o da gelişecek bir oyuncu ya. Karar veremedim abi. 30 verelim abi, 30. Tamamdır. Çağlar'ı alacağım ben. Üstüne bir tane daha transfer yaparız çünkü. Hah, Otamendi de gitsin abi. Tamam, gereksiz bir adam oldu. Zaten çok yaşlı yani. Yok, iyi adam ama yaşlı. Bütün şartları zorlayıp bir oyuncu daha almaya çalışacağız. Bilmiyorum paramız yeter mi ama Kulusevski'yi istiyorum. 54 milyon euro direkt önereceğiz. 73 dediler, alabiliyoruz, tamam. Fatih Hoca nasıl mutlu oldu? Hocam benim ya. Hocam 58 milyon euro dedik. Yani hala diretiyorlar. Şerefsizlik yapmakta ısrarcılar. 65 diyoruz, alıyoruz direkt. Sizin üçünüze beşinize mi bakacağım kardeşim? Fatih Terim olarak gelmişim, oturmuşum buraya. Allah Allah ya. Kulusevski çok 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 önemli bir oyuncu bizim için. Zaten onun dışında başka birini almayacağız. Aşırı da 200 verelim abi, gelsin. Juventus'tan oyuncu alıyoruz sonuçta. Tamamdır. Bak şimdi sol kanatta Gonzalez'imiz var. Burada Bamba. Lusevski'yi OF'de oynatabiliriz. Orada da oynar biliyor musun? Böyle bir dizilişte oynayacağız. Bence gayet güzel. Gayet iyiyiz abi. Lusevski, Castrovilli falan filan derken bu takım başarılı olabilir. Hedefimiz İtalya Serie A'da ilk 5'e girmek olacak. Transfer geçmişimizi de şöyle gösterelim arkadaşlar. Fatih hocamızın aldığı sattığı bütün oyuncular ekranlarda. Lafı fazla uzatmıyoruz. Bakalım hedefimize ulaşabilecek miyiz bu sezon? Sezon sonundayız. Ve hedefimize ulaşamıyoruz ama neredeyse ulaşmışız ya. 5. olsaydık tam hedefimize ulaşmış olacaktık. Olsun, olsun abicim. 6.lık da iyidir. Geçen sezon bu takım 8.ydi. Biz 6. yaptık yani. Hem de Avrupa'ya götürüyoruz. Bak görüyorsun, Copa Italia, Coca-Cola, bunu da almışız. Fatih hocam kupa almadan duramıyor be. Duramıyor hocam kupa almadan. Bir dakika dur, elim ayağıma dolaştı. Heyecanlandım bir an. İyi ki kupasız geçmedik bu sezonu ya. Güzel oldu. Avrupa'da falan yokuz zaten. Milan kaçıncı abi? 2. olmuş. Seneye onları bir şampiyon yapalım. Gol krallığında Gonzalez 2. oluyor bizim Gonzalez'imiz. Asist krallığında yokuz. Gol yapmayan maçta yokuz abi. Oğlum biz bir de kaleci almayı unuttuk ya. Kulusevski'yi aldık, kaleci almadık. Bu kalecilerle böyle oldu. Şaka mı bu? Sana bir şey değil mi? Ben bir sezon daha Fiorentina'da kalacağım. Gerçek hayatta da Fatih hocam burada başarılı olmuştu. Bu hatamızı telafi edelim. Bir kaleci alalım, bir sezon daha simüle edelim. Fatih Terim şu anda çok sinirli. Bütün parayı kaleciye harcayacak. Yönetime kızıyor bir yandan. Ben kaleci istedim, siz almadınız. Bana hatırlatmadınız diyor. Ulan harbiden unuttum. Ya. Abi alabileceğimiz tek kaleci şu anda Kobel ya. Bilo'yu alacaktım, reytingi düşük geldi. Kobel'i buraya getirebiliriz. Dortmund'da oynuyormuş, sözleşmesi de bitiyor. 50 milyon euroya getirelim Kobel'i. Hatta direkt serbest kalmasını ödüyorum, tamam mı? Kobel'i alalım hemen. Kalan parayla da başka bir şeyler yaparız. Teklifi kabul etti diyor Kobel. Tabii ki edecek. Fatih Terim çağırıyor adamı. Ya Orkun Kökçü ya da Salih Özcan'ı alacağız. Orkun Kökçü'nün fiyatı ne oldu? Nasıl uçmuş bu kadar ya? Adam vererek alabilir miyiz? Orta sahalardan birini verelim. Üstüne 20 milyon euro öner. Bakayım ne edecekler. Küfür edip yolladılar. Fatih Terim'e böyle yapamazsın Unai Emery. Neyse Salih Özcan'ı alalım direkt. Salih için direkt 20 milyon euro diyorum. 37 diyor oğlum, ne yaptınız ya? Dur bakayım şu Mandroga'yı ver. Üstüne 21 milyon euro hadi. Fazla verdik olsun. Çok fazla hesap aldık. En azından Türk bir oyuncu getirmiş olduk, iyi oldu. Takımda zaten Berke de vardı. Orta sahayı Salih'e emanet edeceğiz. Böylelikle orta sahada Salih Özcan olmuş oluyor. Şöyle geriye doğru çekelim. Daha iyi defans yapar takımımız belki. Böyle abi, böyle iyiyiz. Haydi bakalım oğlum. Fiorentina ile 2. sezonumuzda bu sefer 4. oluyoruz. Kalecimizin de etkisinde olduğunu düşünüyorum. Gayet iyi. PlayStation 5 Süper Kupası'mı kazanıyoruz. Vay güzel. İtalya'da Süper Kupayı kazandık.
Bu sefer şeyi kazanamamışız. Hani ana kupayı kazanamamışız. Olsun. En azından Süper Kupa gelmiş. Herhangi bir kupa kazanmak bize yeter zaten. Konferans Ligi'ndeydik değil mi? Yok, Avrupa Ligi'ndeydik oğlum. Burayı Roma almış. Yarı finalde Roma'ya elenmişiz bir de ya. Yapma baba. Kimleri elemişiz? Atletico'yu elemişiz. Oha. Manchester City'ye elemişiz. Oğlum Roma'ya nasıl eleniyoruz? Fatih Terim Fiorentina'da ikinci sezonunu çok iyi geçirdi bence. Şöyle bir gol krallığı verimlerini de gösterelim. Asist krallığında Salih Özcan var. Ve gol yenmeyen maçta Kobel'imiz birinci. Gayet iyi. Kulusevski 18 gol 4 asist. Jovic 15'e 4. Gonzalez 14'e 3. Ve geri kalan herkesi görüyorsunuz. Gori nasıl yapmış 11 gol ya? Allah Allah. Evet, bütün oyuncularımız ekranlarda. Şimdi yeni sezonumuzda, yani kaçıncı sezon oluyor bu? 5. sezonda Milan'a geçiyoruz. Oğlum bu Milan ne biçim bir takım? Çok iyi ya. Bak bir dakika. Biraz ileri alacağım. Ratingler gözüksün. Şu an milli takıma gitmişler ya. O yüzden tam gözükmüyor. Şuna bak abi. Tonaliler, Hernandezler. Bak bir tek stoper eksiği var. Hala yani stoperde Kalulu'dan daha iyi birine ihtiyaç var. Estupinyan var bekte. Sol bek ama sağ bek oynar. Abi yedeklere bak. Baumgartner diye bir yedeğimiz var. Baba orta sahada fena. Bu takım dizilişi farklı oynar yalnız bak. Bu takım tam şunu oynayabilir bence. Benim en sevdiğim diziliş bu zaten. Tam bunu oynayabilecek bir takım biliyor musun? Başka var mı yüksek rating takıma giren? Bilecek adam. Vega kaç yaşında? 28. Yaramaz. Baumgartner şey yerine oynar. Ikola yerine oynar. Leto sol kanat zaten. Almada'yı hatta şuraya at. Burada daha iyi olur değil mi? Aynen burada daha iyi. Böyle abi. Almada'ya kanat versen artı 2 alıyor bir de. Tamam. Gerçi o zaman risk var. Oynamama riski var. Şimdi bir tane stoper alacağız. Görünürde tek transferimiz o. Zaten paramız da anca ona yeter. Biz burada ne alalım? Abi bir Bastoni'miz yok mu be? Bir Bastoni'miz yok mu İtalyan stoper? Leverkusen'de oynuyor. Sözleşmesi bitiyor. Bütün şartları zorlayıp oraya bir Bastoni çeker miyiz? 47 milyon euromuz var. Birilerini satalım. Yalandan birilerini satmamız lazım. Yani kim gidebilir? Mesela Mapay gidebilir. Tamam mı? Satacak bayağı bir adam var. Şu Nascimento, Mateus Nascimento kalsın. Tamam, şimdi satıldı istediğimiz oyuncular. 86 milyon euromuz var. Alabilmemiz gerekiyor abi. Alabilmemiz gerekiyor abi. Almamız lazım 86 milyon euroya. Sözleşmesi de bitiyor zaten. Cillop. Şöyle hemen önerelim 86. Olay budur. Fatih Terim aldı oyuncuyu. Fatih Terim İtalyanca bildiği için İtalyan oyuncuların üstünde de bir etkisi var tabii ki. Bir ağırlığı var. Gerçekten bu arada İtalya'da çok seviliyor. Tam bir imparator ya. Evet. Ocak ayına gelmiş bulunmak. Ligde 1 puan gerideyiz, tamam, orada sorun değil. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık bu sezon, onu alabileceğimizi düşünüyorum derken, oğlum biz geçen yıl Milan'ın kaçıncı olduğuna bakmadık değil mi? Milan kaçıncı oldu? Avrupa Ligi'ndeyiz. Fatih Hoca'nın Şampiyonlar Ligi hayalleri vardı, yapmayın ya. Bir de burada artık 2 sezon kalmayacağız. Çünkü onu hani Fiorentina'da da çok başarılıydı diye özel olarak yapmıştık. Burada tek sezon kalacağız. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kazanabilir miyiz? Bilmiyorum. Çok moralim bozuldu ya. Neyse bari sezon sonuna gidelim, Avrupa Ligi'ni kazanalım. İmparator Terim sezon sonunda bakalım Milan'la şampiyon oluyor işte bu. Şampiyonluk geliyor. Serie A'yı kazanıyor Terim. Çok iyi oldu. Fatih hocama yazar. Onu söyleyelim. Yalnız kupa finalinde maalesef kazanamıyoruz. Olsun. Avrupa Ligi bizim oluyor. İşte bu. Fatih Terim bir kez daha Avrupa Ligi'ni kazandı. İşte Avrupa Ligi şeyi, sen söyle, sefiri. Olay budur. Sassuolo'yu yenmişiz son 16'da. Reims'e elemişiz çeyrek finalde, yarı finalde Lille'e elemişiz ve finalde de Liverpool'u yenerek Avrupa Ligi'ni kazanıyoruz. Demek ki bu takım Şampiyonlar Ligi'ni de kazanır abi. Kudüs'e ne olmuş ya? Adamı tabii mevkisinde oynatmadık. O orada biraz sıkıntıya girmiş. Pobega, hocam sen nasıl bu kadar geliştin? Jovic, bak bizim eski takımımızdaki Fiorentina'daki Jovic'le şu anki takımımızdaki Almada gol krallığında kapışmışlar. İkisi de aynı sayıda gol atmış. Asist krallığında Neto, Tonali biraz daha 5-6. Sıralarda, aşağılardalar. Gol yenmeyen maçta da kalecimiz birinci. Gayet iyi. Almada 41 gol 10 asist. Sen ne diyorsun? 51 gole katkı sağlamış. İnanılmaz. Ballon d'Or performansı yani bu. Julha 19'a 4. Baumgartner 17'ye 9. Pobega 9'a 12. Neto 9'a 8 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Gayet güzel. Ben bu takımda bir sezon daha kalıp Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi rüyasını gerçekleştirmek istiyorum. O zaman buraya bir yıldız getirelim. İtalya Ligi'nde olduğumuz için lig içi transferler yapıyoruz. Chiesa'yı getirebilir miyiz acaba? 88 rating. Ne diyorsunuz? 133 milyon euro diyor. Bizim 119 milyon euro transfer bütçemiz var. Bu sezon böyle bir transfer yapalım istiyorum. 120 milyon euro önereceğim. 150 diyorlar. Hocam 150 çok fazla. 119 milyon euro diyelim. Ulan düşürdük teklifi. 135 diyorlar. Aha 125'e gel ver 50.
Ver 50-125'e tamamdır. Keza'yı da alıyoruz, onu solda oynatırız. Ben onu sol kanatta düşünüyorum çünkü. Hemen görüşmesini yapalım. Harbiden gerçekten bu transfer de Fatih hocama yazar be. Juventus'un en iyi adamlarından birini alıyoruz Bilal'a. Kabul edelim şöyle. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Keza, takıma hoş geldin. Hemen kendisine mevki vereceğiz. Gerçi Almada'nın şeyle, Almada'yı diğer kanatta kullanabiliriz abi. Aynen, onun zaten ilk şeyi sol kanatmış. Tamam. Ofansif orta sahadan sonra ilk mevkisi sol kanat. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz abi. Finalde Liverpool'u yenmişiz. Şampiyonlar Ligi gelebilir. Bu arada Milan'da da 2 sezon kalınca Ankara Gücü'nün dışındaki bütün takımlarda 2'şer sezon teknik direktörlük yapmış olacağız videonun sonunda. Onu da söylemiş olalım. Çünkü biliyorsunuz buradan sonra da Galatasaray'a gidiyoruz tekrar. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan birinci çıkmışız. Rakibimiz Midland. Bu maçı takvimden bile simüle edebiliriz. Zaten takımımız çok çok iyi. Ama Almada niye -2 gözüküyorsun be oğlum? Neto mu oynuyor orada? Geçen yılın en iyi oyuncusu yerine Neto oynuyor yani. Bari şöyle çıkalım maçlara. Yani olmaz Almada, olmaz. Şöyle Midland ilk maçını bir takvimden simüle edeceğim. Yeleriz diye düşünüyorum. Çok önemli bir maç değil bence. Kolay lokma. Aa, güzel 3-2 geçtik. 3-2 geçiyoruz. İkinci maçı da takvimden yapalım. Fatih hocama yazar bu galibiyetler. Onu da söyleyeyim yani. Gruptan birinci çıkmak falan filan. Ha yani. Hayırdır. Midland ikinci maçı 2-0 geçiyoruz. Gayet güzel. Zor dakikalar bizi bekliyor. Çünkü eski takımımıza karşı oynayacağız. Fatih hoca geldi. Tabii ki yani değişik bir an ya. Harbiden değişik bir an. Bakalım ne olacak lan, takımı yanlışlıkla demotive ediyoruz. Dur. Abi Cunha'mız yok. Maalesef onun yerine başkası oynayacak. Sorun değil. Bizim kurduğumuz takıma karşı oynuyoruz. Şuna bak ya. Şuna bak abi, kaleye Kobel'i biz almıştık falan. Umarım elemezler bizi. 1-1 kaldık. Patronda kalmış bizden. Onlardan Gonzalez. Gonzalez en iyi oyuncumuzdu. Hadi bakalım oğlum, bu sefer Cunha'mız var. Cunha az önceki maçta kırmızı kart cezalıydı. Hızlı simüle ettik. Oh, eledik tamam. Bu nasıl bir eleme şekli? Özür dilerim arkadaşlar. Kötü oldum, burnum bir anda şey oldu. Alerjisi olanlar beni anlayacaktır. Geçiyoruz abicim, yarı finaldeyiz. Haydi oğlum, rakip Juventus. Ligde yenilmiştik en son bunlarla maçımızda. Ama en iyi oyuncularını biz aldık. Ve 3-1 geliyoruz ilk maçtan. Baba ne yapıyorsun ya? Juventus diye bir takım bırakmadık. Artık finale kaldık gibi gözüküyor dostlar. Çok yüksek oranda finaldeyiz. Fatih hocam, Şampiyonlar Ligi rüyasına çok 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 yakın. Hani diyor ya, benim hülyalarım, benim rüyalarım var diye. İşte o rüyalara çok yakınız. Hızlı simüle edelim bu maçı da. 3-1'lik zaten maçın rövanşında. 1-0 kazanıyoruz, gayet güzel. Sürpriz olur mu diye korktum. Theo Hernandez atmış tek golümüzü. Bakalım finalde rakibimiz kim olacak? Oo, Atletico Madrid. Onlar da şimdi sıkı defans yapacaklar. Bizde de iyi atak oyuncuları var. Bakalım maçı kim kazanacak? Haydi bakalım, Fatih hocam geldi. Vay 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 vay. Finalde, daha doğrusu final öncesi son röportajını yapıyor Fatih Terim. Sayın Fatih Terim ekranlarda. İmparator Fatih Terim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için burada. Şimdi maça geçmeden önce tabii ki bir sezon değerlendirmesi yapalım. Şampiyonluk geliyor gayet iyi. Fatih Terim burada 2'de 2 yaptı Milan'la. Süper Kupayı da almışız penaltılarla. Copa Italia burada yokuz. Monza bizi elemiş. Bu Monza da şey, Balotelli'nin eski takımı. Bunu da söylemiş olalım. Şampiyonlar Ligi'nde Chiesa gol krallığında 6 gol atmış. Asist krallığında yokuz. Gol yenmeyen maçta Magna 3. olmuş. 2. de diyebiliriz. Serie A'da durumlar nasıl? Kobel 1. Bak, Fiorentina'ya aldığımız Kobel. Fatih Terim ligin kaderini değiştirmiş bu arada. Asist krallığında Leto 1. ve gol krallığında bizim yine Fiorentina'daki eski öğrencimiz Gonzalez 1. Chiesa 3. olmuş. Peki Fiorentina ligi kaçıncı bitirdi abi? Bak 4. bitirmişler. Az kalsın 3. oluyorlarmış ha. Final maçında güzel bir oyun bekliyoruz. Yalnız Tonali yok. Allah kahretmesin, kırmızı kart cezalı Tonali. O bayağı kötü oldu. Kim oynayacak? Kudüs mü oynayacak onun yerine? Pobega orada defansif orta saha oynasın. Kudüs onun yanında 8 numara oynar. 91'lik adamımızdan yararlanamayacağız ya. Hiç sıkıntı değil. Fatih hocam bu finali kazanacak. Haydi bakalım oğlum, Fatih Terim ve öğrencileri sahada. Milan bugün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor Fatih Terim'le beraber. Yalnız hava yağmurlu. Futbolcuların üstlerine giydikleri o şeyler de çok güzel gözüküyor ha. Haydi bakalım, karşıda Felix, Rashford gibi isimler var. Ama biz de Milan'ız yani, hayırdır kardeş. Maça başladık. Bu açıda mı oynasak acaba? En son All Star videosu çekmiştim, o yüzden şu anda bu kamera açısındayız. Keza'ya bak. Keza orada milleti yere düşürüyor. Şimdi Kudüs. Kudüs hareketlere gel Keza. Milan hayvan gibi iyi bir takım. Almada. Sağ tarafa döndü. Şimdi Keza. Abi hemen durduralım. Şu kamera açısını düzgün yapalım. Alışık değilim. Hani atabileceğimiz bariz golleri atamayız falan, üzülürüm. Kaç bakayım sağdan, harika. Estupiñan ceza alanına girdi, çekti soluna. Estupiñan arka direğe doğru, orta oblağa gitti top. Haydi oğlum haydi. Haydi Muhammed Kudüs. Kudüs çekti hocam.
Hocam Kudüs'e faul var. Kudüs aldı. Şimdi Muhammed Kudüs. Verdik pasımızı. Kudüs'ün şutu. Oy. Oy. Pobega'ya gel. Pobega'nın hareketi kestin mi? Şimdi Muhammed Kudüs. Sağ tarafta Chiesa geldi. Chiesa arka direğe doğru orta. Çok kötü bir orta. Yapmayın oğlum. Fatih Terim kenarda sinirleniyor. Muhammed Kudüs bir daha aldı. Muhammed Kudüs dışarı. Oblak kurtardı. Fatih Terim'in sinirlenişini gördünüz. Harika fırsatlar kaçıyor. Artık bir tane atmamız lazım ya. Çok iyi, çok iyi. Yürü. Yürü oğlum. Thiago Alva da ayağından açtı. Süratle geliyoruz. Cula'nın önüne doğru bir pas. Mateus Cula aldı önüne. Cula. Cula çekti. Cula'nın şutu gol. Finalde 1-0 öne geçiyoruz. Harika bir gol attı Cula. Çekişi, vuruşu. Abi hepsi çok iyi. Bak alışı da çok iyi. Şurada bak ne biçim çekti. Ne biçim vurdu Cula. Oh be. Kenarda Fatih Terim çok mutlu. 1-0 öne geçiyoruz finalde. Smith Rowe ceza alanına doğru baktı. Rashford. Tekrardan Smith Rowe. Ava diyoruz Bellingham. Rashford'un şutu. Oha. Bu ne oğlum? Yuh. Hayvan gibi vurdu Rashford. Ne yaptın abi? Hayatının golünü attı adam. Şuna bak. Hayır. Kalecimiz açıldı. Hayır. İşte çizgiden çıkardık böyle. Devam. Devam. Bu bir kader ağlıydı bizim için. Pobega topu kaybetti. Orada hemen baskımızı yapalım. Rashford ceza alanına doğru girdi. Tamamdır, bastırdık hata. Devam abi. Birazcık konsantrasyon eksikliklerimiz oldu. Cula kaçıyor. Cula'nın önüne doğru. Arka tarafa sarktı Cula. Mateus. Cula. 2-1. Cula ikinci golü attı. Çok iyi sarkıyor defansın arkasına. Olay budur abicim. 2-1 öyle geçiyoruz. Kolleri kullanacağız. Geliyoruz. Burada bir rövaşata golü olmadı. Şimdi Muhammed Kudüs baktı kaleye. Kudüs attı şutunu. Olmuyor Oblak. O üst direğe vurmuştuk. Her zaman onun gibi vuramayız herhalde. Çok güzel vurmuştu Kudüs ya. Bu arada böylelikle hakeme bakıyorum. İlk yarının sonuna geldik. Şimdi geliyoruz. Evet, uzun oynadık. Mateus Cula. 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 Aşırı teknik bir gol Cula. Fatih Terim'in bu konuşmasını hatırlattıktan sonra Cula golü atıyor. 3-1 oluyor durum. Olay budur. Çok güzel oldu. João Félix iyi geçti. João Félix ceza alanına doğru baktı. Félix. Boş kale. Oy. Ulan var ya, penaltı da olabilirdi, olmadı. Burada şans bizim yanımızda. Hızlı gelmek istiyoruz. Pobega. Allah kahretmesin, Elif Elmas aldı. Ama diyoruz. João Félix. Baktı kaleye. João Félix. Aman abi. Rakibi. Hayır. Hayır kale. Oy. Yapma be. Yedik sonunda golü. Çok bağırdıysam özür dilerim. Ya herifler 100 kere vurursa gol olur yani. Bir türlü orada ataklarını durduramadık kaç dakikadır. Oha ya! Küçük çaplı sinir krizleri değil mi? Abi bu ne biçim bir gol? Ne oldu orada ya? Hayır 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 hayır. Oy, sol anda müdahale. Abi bak, o uzaklaştırmayı yapamadık. Hayır. Ceza alanına doğru çok iyi girdiler. Aman diyoruz. Ben vaat kale. Oh. Yeter abi. Yeter abi, haydi atağa çıkalım. Yürüyün yürüyün, kaçın. Kaçın oğlum. Kaçın aradan. Aradan koşun artık. Sol taraf bomboş. Helal olsun. Leto ceza alanına doğru baktı. Leto şimdi. Muhammed Kudüs'ü gör orada. Göremedin. Göremedin. Kudüs'ü göremedin. Oğlum araya gir. Tamam. Sakin. Cula tuttu. Cula. Cula verdi pasını. Ceza alanı için Chiesa kaybediyor topu. Dakika 87. Son bir atak. Golü atar mıyız? Maçı direkt alır mıyız? Haydi oğlum. Haydi oğlum, geliyoruz. Geliyoruz oğlum. Yürü. Yürü. Bu maç bizim hakkımız zaten. Verdik pasımızı aradan. Almada. 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 Yıkıyoruz Atletico Madrid'i. Almada attı dakika 89. İşte bu. Fatih Terim Hoca kenarda çok sinirlenmişti. Bu golle beraber coşuyor. O büyük hülya, büyük hayal dediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almaya çok yakın. İşte bu. Hocam bitir. Bitir hocam, bitti artık. Dakika kaç? Dakika 90. Artı 1 verdi hakem. Aman diyoruz. Aman diyoruz, dur. Hocam bitti. Bitti hocam, evet. İşte bu. Milan Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyor. Olay budur abicim. İmparator. Haydi bakalım oğlum, kupayı bastonla kaldıracak. Ve hazır mıyız? Fatih Terim şampiyon. Şimdi
Şimdi normalde videoları burada bitiriyoruz ama daha Galatasaray'la bir sezonumuz var değil mi dostlar? Yani Galatasaray'la bir sezonumuz daha var. Bir de maç sonu röportajı yaptırmak istiyorum ben Fatih Hocam'a. Hemen şöyle röportajımızı verelim. Buralardan kapak fotoğrafı çıkarabilirim ben. Evet, şöyle röportajımızı verdik. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık kardeşim. Dahası var mı? Şimdi bir de Galatasaray'a gidelim. Orada da başarılı olalım. Şunları göstermiştik değil mi? Bu verimleri göstermediysek ben şöyle bir göstermiş olayım. Bak tam geçerken hocamın istatistiklerine dikkat çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir göstermiş olalım. Fatih Hocam'a yazar yine. Fatih Hocam yine çok sevdiği Galatasaray'ına geri döndü. Hocamı tebrik ediyoruz. Vay, takımımız burada. Ana hatlarıyla burada yani ama kaleciyi satmışlar galiba. Yani defansif orta sahada Rosario diye biri gelmiş. Stoper oynatıyorlar. Zeki Çelik'i almışlar. Sağ kanatta Muratoviç diye biri var. Orta sahada Davut. Tamam, bunu böyle oynatacağız. Karataş'ı ofansif orta sahada. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kalecimiz de yok. Bu sezon çok büyük sıkıntı. A few moments later. Bu sezon 2 tane transfer yaptık. Trabzon'dan Enis Destan'ı aldım. Çünkü hem Türk bir oyuncu. Fatih Terim'in hani onu almak için ikna etmesi zor olmaz. Hem de zamanında yine Galatasaray Trabzonspor'dan bu tarz böyle Türk oyuncuları almıştı. Selçuk İnan, Burak Yılmaz gibi. Bu yüzden bu transferi yaptık. Bence güzel oldu. Bir de kaleye Martinez'i aldık. Çünkü kaleci açığımız vardı. Takımımız böyle olacak. Gayet iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Zaten ben gelmeden önce de kaliteli oyuncuları vardı bu takımın. Davut, Rosario gibi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu yüzden hemen Ocak 1'e simüle ediyoruz. Uf, ligde var ya bayağı üstünlükle devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamamışız. Bu kötü oldu. Hem de 1 puanla kaçırıyoruz. Yapacak bir şey yok abi. En azından bu sezon ligde şampiyon olalım. Takımımız fena değil. Fatih Terim'le son sezonumuzda Haziran ayına simüle ediyoruz. Simülasyon esnasında kenardan bakayım dedim. Avrupa Ligi finaline kaldık. Takvimden simüle edeceğiz ya da şeyden simüle edelim dur. Normal simüle edelim bunu. Bu videoda şu ana kadar bir Avrupa Ligi, bir Şampiyonlar Ligi kazandı. Eğer Galatasaray'la da 2000 yılında olduğu gibi tekrardan Avrupa Ligi'ni kazanırsa inanılmaz olur. İnanılmaz. Ya bu video var ya manyak bir seviyeye çıkmış olur yani, dur bakalım. Bak bir de hasta hasta çekiyorum, ona rağmen enerjim öyle bir yükseldi ki. Haydi abi. Jota falan var. Ya biz bunları yener geçeriz. Haydi Galatasaray. Yapacak bir şey yok. Finale kadar gelip Monaco'ya yeniliyoruz. Dediğim gibi futbolda bunlar da var arkadaşlar. Ben yine de şöyle Haziran 10'a gireyim. Öyle sunayım. O esnada daha fazla bu tarz içerik için tabii ki abone olmayı unutmayın. Şimdi bakalım son sezonumuzda ne oldu? Moraller yalnız çok bozuldu ya. Şampiyonuz. Her sezon kupa alıyoruz zaten. Orası öyle. Galiba ilk sezonda Ankara Gücü'nde kupa alamadık. Burada Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Terim'in memleketinin takımı Adana Demirspor kazanmış. Şampiyonlar Ligi ne oluyor? Milan falan var mı? Fiorentina falan göremiyoruz. Milan Juventus'a elenmiş. Avrupa Ligi'nde finale kadar geldik. Leverkusen'i elemişiz yarı finalde. Çeyrek finalde Arsenal'i elemişiz. Son 16'da Real Valladolid'i elemişiz. İyi gitmişiz aslında ya. Bak şeyde de, ön elemede de Şampiyonlar Ligi'nden düştüğümüz için Lille oynayıp onları elemişiz yani. Bayağı iyiymişiz. Bizim Mustafa Mehmet'imiz 22 gol atmış. İkinci olmuş gol krallığında. Asist krallığında Rossi var Fener'den. Bizim Muratoviç dördüncü. Ve gol yenmeyen maçta Martinez ikinci olmuş. Şöyle bir şeye de bakalım. Avrupa Ligi'nde de finale kadar gittik. Orada var mıyız abi? Asist krallığında var Kerem Aktürkoğlu Avrupa Ligi'nde. Gol krallığına bakalım. Burada yokuz. Olabilir. En azından Kerem Aktürkoğlu asist kralı olmuş. Takımı görüyorsunuz. Fatih Terim'in son sezonu böyleydi arkadaşlar. Bu takımla geçirdi son sezonunu hocamız. Mustafa Mehmet 31 gol 3 asist. Kerem Aktürkoğlu 16'ya 8. Enis Destan 15'e 5. Güzel oynamış. Muratoviç 13'e 9. Bu da yeni Edin Visca olabilir mi? Bence Edin Visca'nın Rijeli bu adam. Harbiden öyle. Karataş 9'a 2, Zeki Çelik 5'e 2, Davut 3'e 4 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Toplamda 7 sezon sürdü videomuz ve Fatih Terim'le sayısız başarılar elde ettik. Zaten efsane bir futbol adamına, efsane bir teknik direktöre de böyle bir video yakışırdı. Umarım eğlenmişsinizdir, videomuzu beğenmişsinizdir. Yarın da Fatih Terim'le alakalı bir video daha yapmak istiyorum. Video önerilerinizi yorumlarda bekliyorum dostlar. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.